Sayın Başkan, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Alican Uludağ imzasıyla Adaletin İki Yüzü başlıklı bir haber vardı. Bu bir gazete haberi olmaktan çok öte, mecliste de doğrudan görüşülmesi gereken bazı gerçekleri, bazı detayları barındırıyor. Habere göre kırmızı bültenle aranan Ankara Garı katliamı sanığı IŞİD emiri Nusret Yılmaz iki kez yasal yollardan Gürcistan'a geçiyor. Gürcistan Yılmaz'ı aranıyor diye tutuyor ve Türkiye'ye iade ediyor. Ama Türkiye'de iki iadede de gözaltına alınmıyor ve başına 1 milyon TL ödül konulan Yılmaz şimdi nerede olduğu bilinmeden bir başka katliamın hazırlığını yapıyor bir yerlerde. Türkiye-Suriye sınırının Yolgaçanağı'na döndüğünü biliyoruz. Türkiye'de sınır kapılarının başında 1 milyon TL ödül konulan bir teröristin elini kolunu sallayarak resmi geçiş yapmasını da nasıl izah edilecek gerçekten merak ediyoruz. Biz bu filmi bir kez daha görmüştük. 22 Mart 2016'da bundan 2 yıl önce Belçika'da gerçekleşen saldırıda İbrahim El Bakır'ı 14 Temmuz 2015 ve Ağustos 2015 tarihlerinde Türkiye'den sınır dışı edildiği öğrenilmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu teröristin savaşçı olduğunu Belçika'ya bildirildiğini söylemişti. Belçika makamları başka açıklamalar yapınca biz bunu önce bir soru önergesiyle sormuş. Soru önergesi süresi içinde yanıtlanmadığı için de bilgi edinme hakkına ve yasasına dayanarak başvurmuştuk. Oraya gelen cevapta da bu sorunun cevabı kamuoyunu ilgilendirmez diyordu. Bugün bildiğimiz bir şey var ki Brüksel bombacısının Türkiye'den iade edilirken, Türkiye'den sınır dışı edilirken kendisinin bir terörist, cihatçı, savaşçı olduğunun bildirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanı'nın o günkü iddiasını resmi kaynaklarla ve resmiyete dökerek doğrulayamadık. Bize doğrulanmadı. Bugün de Gürcistan sınırından IŞİD'çiler elini kolunu sallaya sallaya giriyor. Gürcistan yakılıyor, iade ediyor, bizimkiler tutmuyor. Bugün başına 1 milyon TL ödül konmuş durumda bu cihatçının. IŞİD'çiler için Türkiye girmenin, çıkmanın, hatta yargılanmanın en konforlu olduğu coğrafya. Tutuklu olan adam, toplanacak delil kalmadı, delilleri karartma şüphesi kalmadı. Dosyasında elinde silahlarla, bombalarla çektirdiği bir sürü fotoğraf olduğu halde tutuksuz yargılanıyor. Sadece yurt dışına çıkış tedbiri uygulanıyor. Ama diğer yandan biraz önce Sayın Grup Başkan Vekili'nin de bahsettiği insan hakları savunucuları veya gazeteciler, aklınıza gelebilecek, muhalif olabilecek kim varsa mevcut delil durumu değerlendirildiğinde tutukluluk halinin devamına, içeri kimin alınacağına Recep Tayyip Erdoğan, kimin salınacağına da referandum öncesi düşmanımız olan, şimdi iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştığımız Avrupa'nın liderleri karar veriyor. Ama bir Ahmet Şık için, bir şansölyesi olmadığı için Ahmet Şık içeride tutulmaya devam edilebiliyor. Bu konuda meclise Sayın Bakanlar da buradayken, şu Gürcistan'a elini kolunu sallayarak çıkan, orada tutulan, iade edildiğinde burada tutuklanmayan cihatçılarla ilgili hiç olmadı.